Merhaba sevgili seyirciler. Hepinizi Alay Köşkü'nden, yeni adıyla Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nden sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Tarihi bir mekanda tarihi bir zaferimizi konuşacağız. Aslında bu içinde bulunduğumuz mekan Osmanlı sultanlarının, ordunun ve esnafın geçişini seyrettiği köşk, Alay Köşkü adı oradan geliyor. Çok tarihi bir mekan. Biliyorsunuz bugün de Kutul Amare Zaferi'nin 105. yılı. 105 yıl önce gerçekten Çanakkale Zaferi'nden sonra 1. Dünya Savaşı yıllarında kazandığımız en büyük zaferlerden birisi. Etkisi sadece kazanıldığı dönemle sınırlı değil. Farklı zamanları etkilemiş, farklı dönemleri etkilemiş ama bu çok da fazla gündeme gelmemiş. Zaferin 100. yılı münasebetiyle ülkemizde Kutul Amare'ye karşı büyük bir duyarlılık oluştu. Sonraki yıllarda bu kısmen biraz da geleneksel tavrımızın yansıması olarak azaldı ise de artık kurumsallaştı ve yıl dönümünde en azından anılmaya, konuşulmaya devam ediyor. Tabii bunun farklı alanlarda değerlendirilmesi, konuşulması önem taşıyor. Bu arada TRT bir bu konuyla ilgili bir dizi de yayınladı biliyorsunuz. O da bu zaferin toplumda bir karşılık bulmasına çok önemli bir rol oynadı. Hulasa bugün Kutul Amare Zaferi'nin 105. yılında İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak düzenlediğimiz ve bazı belediyelerimizin de bize eşlik ettiği ve paylaştığı bir yayını gerçekleştiriyoruz. Çok değerli misafirlerimiz var. Hakikaten her üçü de ülkemiz tarihçiliği açısından hem ülkemizde hem dünyada kendini ispatlamış, önde gelen alanlarda tanınan, bilinen isimler. Ben hemen sağ tarafımdan başlayacağım. Zekeriya Kurşun Hocam, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa Budak Hocam, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz. Ve Vahdettin Engin, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Tabii Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı. Fakir'in de Anabilim Dalı Başkanı oluyor. Onun için programda hocaya biraz ayrıcalık tanıma durumda kalırsam mazur görürsünüz herhalde değerli hocalarım. Şimdi biz bir zaferi konuşacağız ama herbirinizin böyle yüzleri biraz gergin, biraz rahatlayalım. Sevgili takipçiler, değerli izleyicilerimiz, biz Kutul Amare Zaferi'ni 3 ana bölümde ele alacağız programda. Birinci bölümde İngilizlerin Hint Okyanusu'ndan çıkıp Basra Körfezi'nden Kutul Amare'ye kadar gelen süreci konuşacağız. Zekeriya Hocam onu bize özetleyecek. Sonra Mustafa Budak Hocamız Kutul Amare günlerini teslim ve sonuçların etkilerini de Vahdettin Engin Hocam bize aktarmış olacak. Çok fazla sizi meşgul etmeyeceğiz. Bir saati aşmayan bir süre içerisinde programımızı tamamlamış olacağız. Önce genel değerlendirmeler, sonra da kısa değerlendirmelerle programımız nihayete erecek. İnşallah sıcak, samimi bir sohbet gerçekleştiririz diye düşünüyoruz, ümit ediyoruz. Ben bu noktada ilk sözü Aksakallımıza, Zekeriya Kurşun Hocamıza veriyorum. Zekeriya Hocam bize İngilizlerin Basra'ya doğru ilerleme sebeplerini, sürecini ve Kutul Amare'ye gelişini özetleyecek kısaca. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Milletimizin bu şanlı zaferinin 105. yılını kutlayarak söze başlamak istiyorum. Tabii böyle bir programda akademik bir tahlil yapmak yerine aslında meselenin özünü aktarmak niyetindeyiz ama şu cümleyle başlamak istiyorum. Kutul Amare genellikle 1916 Nisan'ıyla ilişkilendirilerek çok hızlı bir şekilde işte süreç olarak 5 ay gibi bir kuşatmadan sonra tamamlanmış ya da birazcık daha genişletenler bir yıllık süre içerisinde Çanakkale ile o süre içerisinde geçen süreçle izah ederler. Birazcık daha genişletenler de 1. Dünya Savaşı yıllarının nihayetinde Türk milletine bahşettiği önemli zaferlerden biri olarak nitelendirirler. Ya da İngilizler açısından İngilizlerin en büyük hezimeti olarak nitelendirirler. Fakat bu 3-4 yıllık veya birkaç aylık bir tanımlamayla anlaşılması mümkün değil.
İngilizler Kutulamare'ye 316 yılda, Bağdat'a da 317 yılda gelmişlerdir. Bir daha tekrarlar mısınız hocam? Evet. İngilizler Kutulamare'ye 316 yılda, Bağdat'a ise 317 yılda ulaşmışlardır. Dolayısıyla biz Kutulamare'den bahsettiğimizde aslında birkaç asırlık bir süreci anlatmamız gerekiyor. Yani sadece sonuçları üzerinden Kutulamare'yi okursak tarihin oluş şeklini, gidişatını ve gelecekte bize hazırladığını anlamaktan mahrum kalırız. Bu açıdan ben kısaca bu hikayenin kronolojisinden bahsedeceğim. Eğer ihtiyaç duyarsa detaylara gireriz. Şimdi Osmanlı Devleti'nin en güçlü olduğu ve en geniş sınırlarına ulaştığı dönemlerde İngilizler de Hint Okyanusu'na bir şirket kurarak Hindistan üzerinden yavaş yavaş Osmanlı hinterlandına doğru harekete geçerler. 1600'da Hindistan'da kurulmuş olan East India Company ya da Doğu Hindistan şirketi tabii ki ticari amaçla hareket etmekle birlikte İngiltere'nin resmi kanallarının da aynı zamanda o bölgede, yani İngiltere Krallığı'nın aynı zamanda o bölgede sadece bir ticari şirket olarak değil, temsilcisi gibi hareket ediyorlar. Ve bu şirket esasında 1799'a kadar büyük bir başarı elde edememiştir. Yani Basra Körfezi'nde aktif ajantalar kuramamıştır, fazla ilerleyememiştir. Çünkü Osmanlı Devleti o tarihe kadar o bölgeleri çok daha güçlü bir şekilde elinde tutabiliyordu. Hatta İngiliz konsoloslukları bile o tarihe kadar Basra ve Bağdat'ta açılmamıştı. Ancak 1799'daki bu bir yıl önce Fransızlar bir darbe indirecektir Osmanlı Devleti'ne ve Mısır'ı işgal edecek. Dolayısıyla Akdeniz'de başlayan rekabet Körfez'e de yansıyacaktır ve artık East India Company ve ona bağlı olarak İngilizler Uman'da, yani Hint Denizi'nden artık Arap Denizi'ne doğru bir şekilde yayılma eğilimi gösterebilecekleri bir karargah kuracaklardır. Ve 1799'da Uman'da kurdukları bu karargah sayesinde, ki aslında belki başka bir şeye de mukayese etmek gerekiyor, Osmanlı Devleti 1550'lerde Portekizlileri o bölgeye kadar atmıştı, Hürmüz Boğazı'na kadar atmıştı ve tekrar aynı tehdit bu sefer yıllar sonra, asırlar sonra oradan başladı ve İngilizler yavaş yavaş bölge şehlikleriyle veya bölge idarecileriyle, mahalli idarecilerle bir takım ilişkiler kurmaya ve operasyonlar yapmaya başladılar. 1819'da Acman, yine Körfez'de bir yer, Uman'da ve Uman'a bağlı olan bir takım küçük şehlikler üzerinde bir noktada himaye anlaşmaları yapmak suretiyle aslında adım adım kendi varlıklarını ortaya koydular. Tabii 1830'lu yıllara gelindiğinde Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında Fransa'ya karşı ittifakın daha geliştiği bir dönem olarak gözüküyor. Bu sefer Kutulamare güzergahında, yani Dicle ve Fırat nehirleri için bir nehir işletme imtiyazı elde ediyorlar Osmanlı Devleti'nden 1835'te. Dolayısıyla iki tane şirket, ticari şirket aslında İngilizleri Kutulamare'ye taşımıştır. Bunlardan biri East India Company, Doğu Hindistan şirketi. Diğeri de bu nehir işletmeciliğini üstlenmiş olan Lynch Kumpanyası, Lynch şirketi. Bunlar bir noktada 1835'ten sonra Kutulamare'ye gidebilecek bütün yolları, bütün alanları, bütün karargah, mümkün karargah kullanabilecek yerleri kendi bu ticari şirketleri aracılığıyla önce Hindistan'daki İngiliz hükümetine, oradan da Londra'ya ulaştırmak suretiyle detaylı planlar ve haritalar hazırlamışlardır. Tabii sadece bununla kalmamış, bölgedeki diğer bazı istikrarsız şehliklerle de işbirliği yapmak suretiyle
muhtemel bir savaşta, askeri harekatta onlardan destek almak için her türlü hazırlığı yapmışlardır. Şimdi tabii ki akla şu soru geliyor. Peki Osmanlı Devleti ne yapıyordu bu arada? Evet, Osmanlı Devleti bu arada aslında meselenin farkındaydı ve elinden geleni yapıyordu. Mesela East India Company'nin faaliyetlerini mümkün mertebe içeriye doğru taşımaması için elinden geleni yapıyordu. Linç kumpanyası karşısında bir idare-i nehriyi oluşturarak yerli bir şirketle Fırat ve Dicle'de nehir işletmeciliği üstlenmişti. Fakat rekabet ortamı azalmıştı. İşte bu şartlarda İngilizler, Birinci Dünya Savaşı'na daha Osmanlı Devleti girmeden, hocalarım mutlaka anlatacaklardır, bütün bu avantajları kullanmak suretiyle daha önce elde ettikleri istihbaratı, bilgileri kullanmak suretiyle Ekim ayında Osmanlı Devleti'nin Basra vilayetine bağlı Fav kazasını işgal edeceklerdir. Belki küçük bir antiparantez olarak orada şunu da söylemek gerekiyor. Fav kaza merkezine bütün bu teşkilatı takip edebilmek için yine elde ettikleri bir imtiyaza bir telgrafhane kurmuşlardır. Bu telgrafhaneyi bahane ederek o işgali gerçekleştirdiler ve oradan Basra'ya ve Basra'dan da oluşturdukları büyük güçle, artık topladıkları Hindistan'dan getirdikleri büyük güçlerle Selmani Pak'a gelmişlerdir. Selmani Pak'taki o malum alamadıkları başarıdan dolayı Kut bölgesine sığınmak suretiyle bu bahsettiğimiz bugün 105. yılını kutladığımız zaferin altyapısını oluşturdular. Şimdi burada belki bir cümleyle daha uzatmamak için şunu söylemem gerekiyor. Bu 300 yıllık stratejiyi anlamadan bizim o zaferi anlamamız da mümkün değil. Sadece bir çatışmanın sonucu değil. Aslında 300 yıl boyunca İngilizlerin yapmak istedikleriyle bunun karşısında Osmanlı Devleti'nin onları engelleme çalışmalarının bütünüyle ortaya da konulması, anlaşılması gerekiyor. Bununla ilgili tabii son zamanlarda Türkiye'de çalışmalar artmaya başladı ama Batılıların raporları, o kadar çok raporları var ki o raporlar da bize gerçekten bu 300 yıllık serüveni bütün detaylarıyla ortaya koyuyor. Hatta bizim arşivlerden çok daha zengin bilgiler sunuyorlar. Dolayısıyla bizim bir şekilde Kutul-Amara zaferini kutlamadan maksadımız aslında bu süreci öğrenmeye matuf, dönük olmalı. Yoksa sadece her yıl tekrarlanan bir zafer anması olursa bu stratejiler öğrenilmez, tarihten dersler çıkartılmaz ve aslında onun muadili olan, yani kuzeyden güneye doğru inen Bağdat-Berlin demir yolu anlaşılmaz, orada Birinci Dünya Savaşı anlaşılmaz ve hatta bir anlamda Çanakkale'nin kıymeti de kavranılmaz. Son bir cümle olarak bu kısımda şunu izninizle söylemek istiyorum. Esas itibariyle Kutul-Amara, yani hocalarımın detaylarını vereceği Kutul-Amara gerçekleşmemiş olsaydı çok büyük bir İngiliz ordusu, ki bu İngiliz ordusu dünyanın her tarafından toplanmış bir orduydu. Kabul etmemiz gerekir ki medeni seviyeleri birbirinden farklı bir orduydu. Sadece İngiliz bayrağı taşıdıkları için hepsini bir görüyoruz ama yapısal olarak incelediğimizde çok farklı bir ordu. Hem Mezopotamya'ya, hem Mezopotamya'dan sonra çok rahatlıkla Anadolu'ya büyük bir işgal kuvveti gelecekti. Yani nasıl ki Çanakkale boğazları kapattıysa, aslında Irak üzerinden, Mezopotamya üzerinden Anadolu işgalini kapatmıştır bu hareket. Bu yüzden sıradan bir hareket değildir. Bu yüzden 300 yılı sürmüş bir hareket olarak değerlendirmek gerekiyor. Ben burada bırakıyorum sözü. Eğer gerekirse devam ederim. İnşallah hocam ikinci turda tamamlarsınız ama şu değerlendirmeniz, iki değerlendirmeniz beni daha derinden etkiledi. Diğerleri etkilemedi anlamına almayın da şimdi hoca alınganlığı olmasın. Bir, şu hatırlatmanız çok önemli. 316 yıllık bir süreçtir Kutul-Amara'ya İngilizlerin geliş. Bizim hep tarihi okurken gözden uzak ettiğimiz, aklımıza getirmediğimiz husus bu. Akşamdan sabaha, sabahtan akşama sanki bir yemeğin servisini yapar gibi bir sonuç alındığını düşünüyoruz. Halbuki öyle değil. Yani
316 yıllık bir hareketin sonucu. Ve çarpıcı bir cümle daha, cümleniz daha olduğunu ben teyit açısından hem de akıllarımıza kalsın diye söylemek istiyorum. Doğrusu Kutlu Amare Zaferi ile ilgili konuşmalar da yaptım, kitaplar da okudum ama böyle bir cümle şimdiye kadar şahit olmadığım bir cümleydi. Çanakkale'nin yaptığının benzerini Kutlu Amare aslında Mezopotamya ve Anadolu tarafından yapmış ve İngilizlerin Mezopotamya ve Anadolu'yu işgalini önlemiş bir harekettir. Evet. Dolayısıyla 316 yıllık bir büyük gelişimin, büyük bir idealin de çok ciddi anlamda sekteye uğradığı bir yer Kutlu Amare Zaferi. Sadece bir savaşın kazanılması değil, Anadolu'nun da geleceğini, hatta milli mücadeleye de yansıyan boyutları olan bir zafer. Evet, Mustafa Budak hocam, siz milli mücadeleyle çalışan, şimdi bu konuda kitaplarınız da var. Sizden biz yine bu bir özet halinde Kutlu Amare günlerini, stratejik boyutlarıyla, çok böyle hani gün saat ayrıntı değil ama bu savaşın, bu kuşatmanın stratejik boyutları, riskli boyutları, karşılaştığımız zorluklar, direnç noktaları. Tabii kolay değil, bir İngiliz ordusu esir alınıyor. 5'i general, 483 subay, 13.300 kişi. Bunlar teslim gününe kalanlar. Sayı daha fazla. 10.000'de kayıpları var. Yani. 10.000'de kayıpları var. Yani siz dediniz ya Zekeriya hocam, İngilizler arasında büyük bir mağlubiyet. Birinci Dünya Savaşı'nın veya son yüzyılın en büyük mağlubiyeti diyemedim. Tabii onlar bunu zaten kendileri çok açık bir şekilde raporlarında söylüyorlar. Yani hatta o günkü yani basında, Batı İngiliz basınında da bu bir utanç hadisesi olarak kaydediliyor. Ve onların tarihlerinde sürekli bir harp tarihinde okudukları en önemli konulardan bir tanesi. İstenince başarılıyor demek. Evet, nasıl başardık Mustafa hocam? Evet, tabii. Oradan girmek yerine bir ön sözle, bir girişle başlarız. Biz de öyle yapalım. Hocamız sağ olsunlar. Tabii hocam, günümüz nesli biraz ön sözü falan istemiyordu. Evet, işte, oradan sofranın ortasını görmek istiyor. Evet, onu yapmaya çalışacağız. Hocamız İngiltere'nin işte 316 yıllık bir bu bölgeye, Irak bölgesi, Basra bölgesine olan ilgisini ve mücadelesini anlattı. Tabii bunun Birinci Dünya Savaşı dönemine geldiğimizde Osmanlı Devleti açısından müttefikleriyle birlikte girmek zorunda kaldığı bir savaş olarak, zorunluluk da var. Kendi siyasi, ekonomik sebepleri de var. Ama işte müttefiklerle beraber olmanın getirdiği bir savaşa giriş durumu var. Şimdi coğrafyaya bakıldığında ben Kırım Harbi Kafkas cephesinde çalıştığım dönemlerde bir İngiliz askeri tarihçi yorumunu okumuştum. Demişti ki bir tabir, kavram kullanmıştı. Kafkas Anadolu hareket alanı ve bunu tanımlarken Kafkas dağlarından başlayıp Filistin ovalarına kadar olan geniş alanı bir hareket alanı, askeri hareket alanı olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla Kut kuşatması dönemindeki gelişmelere bakıldığında sadece oradaki mücadeleyi tek başına değerlendirmek değil, onun çevresinde olan işte Kafkasya'da, İran'da, efendime söyleyeyim, aynı tarihlerde başlayacak Kanal Harekatı'nı ve diğer cephelerdeki gelişmeleri de bir bütün olarak değerlendirmekte fayda var. O zaman zaferin kıymeti daha da anlamlı hale gelecektir. Şimdi Irak coğrafyasına bakıldığında işte Osmanlı döneminde Irak'ı Arap, Irak'ı Acem diye ayrılan bir kavramlaştırma söz konusu. İngilizlerin Mezopotamya adını verdikleri bir bölge, iki nehir arası Dicle ve Fırat nehirlerinin bulunduğu bölge olarak tanımlamakta. Hatta Mondros Mütarekesi'nde bizim heyetin yanıldıkları, bizim Irak'tan anladığımız Suriye derken anladığımızda onların anladığı Irak aynı Irak ve aynı Suriye olmamıştır. Onlar antik Suriye ve Irak anlamışlardır. Dolayısıyla o anlayışlar içerisinde bölgede hakimiyet kurmaya çalışmışlardır. Şimdi Irak üzerine bakıldığında aslında coğrafya dağlar, düzlükler, belli ölçüde düzlükler ve genellikle çöllerle kaplı bir alandır. Coğrafyanın genel yapısına bakıldığında tabii burada bundan dolayı su büyük problemdir. Susuzluk önemli problemdir. Bir askeri birliği kilometrelerce mesafe götürmek onun lojistiğini de temin etmeye gerektirir. O açıdan yani
hem iklim şartlarının zorluğu, hem belli alanlarda dağlık ve tepelik alanların bulunması ve en önemlisi çölün bulunması, dolayısıyla bu su yollarını Dicle, Fırat gibi, Diyala gibi nehirlerin önemini ortaya koymaktır. Zaten Sayın Hocam da bahsetti. Özellikle bu iki kampanyanın, şirketin nehirlerde nehir işletmeciliğine talip olmaları da biraz bundan kaynaklanan bir durum. Yani coğrafyanın önemiyle alakalı. İngilizlerin bu bölgeye gelmesiyle ilgili bir şey söyleyerek devam edeyim. İngilizler hocamın söylediği gibi 316 yıllık bölge olan ekonomik potansiyeli değerlendirmek için hem ekonomik hem siyasi hem askeri açıdan ilgilerini devam ettirdiler. Bir de 19. yüzyılın sonlarında çok stratejik, ekonomik anlamda stratejik bir madde olan petrolün ortaya çıkması. Ve bu petrolün de bu bölgede varlığının anlaşılması üzerine ki 1880'ler sonunda Abdülhamid'in o bölgede Musul bölgesinde petrol mühendisler gönderilip petrol haritalarının çıkarttığına dikkate aldığımızda yani 20. yüzyılın başlarında o bölge petrolüyle de dikkat çeken bir bölge haline geldi. Dolayısıyla İngiliz siyasetinin bir ayağı o bölgede Hindistan yolunun, Hindistan'ın güvenliğini sağlamak, ekonomik potansiyelini çıkartmak, diğer taraftan da yeni enerji kaynağı olan petrol alanlarını kontrol etmek, arkasında devam eden süreç içerisinde o petrolün dünya pazarlarına nakli temizleyecek olan ulaşım güzergahlarını kontrol edebilmektir. Yani İngiliz stratejisinin en önemli iki boyutundan bir tanesi budur. Bu boyut günümüzdeki Irak ve Suriye'de devam eden mücadelenin de aslında bir tekrarından ibarettir. O dönemdeki mücadele hangi hedefler, amaçlar için yapılmışsa, petrol ve petrolün dünya pazarına ulaşım güzergahlarını kontrol etme siyaseti nasıl egemen olduysa, günümüzde de sanki tarihin tekerrürünü biz seyrediyoruz, izliyoruz. Bunu bilmek lazım bölge açısından. Hocam da bahsettiler, hemen savaşın girilmesiyle birlikte İngilizlerin Basra'ya, Fav'a asker çıkarttıklarını görüyoruz. Tabi buna mukabil Osmanlı Devleti de buna bir tedbir olarak Trablusgarp'ta özel Enver Paşa, Harbiye Nazırı Enver Paşa, Trablusgarp'taki başarısı, teşkilatçılığı, malum 1913 Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da önemli hizmetler yapan, teşkilatçılığa maruf Süleyman Askeri Bey'i bu bölgede Irak ve havalisi komutanlara getirip ve bölgeye gönderiyor. Fakat o bölgede Nisan 1915'teki yani diyorsam Şubiye muharebesinde istenen başarıyı elde edemeyince ve kendisini gururuna yediremeyerek intiharıyla sonuçlanıyor. Tabii bu bir hazin bir son. Türk askerinin, Türk subayının bunu biz milli mücadelede görüyoruz bu tarz hadiseleri. Dolayısıyla bu Süleyman Askeri Bey'in intiharından sonra o bölgeye kuvvetler kontrol etmek, komuta etmek için bu sefer bizim tarihimizde Sakal Nurettin Paşa diye bildiğimiz Nurettin Bey'i bu bölgeye gönderiyorlar. Tabii önemli komutanlarından, Merkez Ordusu Komutanlığı yapan, özellikle Rum çetelerin bölgedeki faaliyetlerini önleyen 1921 yılı itibariyle büyük hizmetlere geçen bir paşamız, o zaman bey tabii, o bölgede faaliyetlerde bulunuyor. Tabii o sırada İngilizler Eylül ayı içerisinde o bölgede Kut bölgesini, Kut'u, Kutulamare, Kaleye ve Kasabayı ele geçiriyorlar o şeyde. İşte buna karşılık da o sırada bizim Sakallı Nurettin Paşa diyelim o da, Selman-ı Pak da İngilizlere karşı bir harekete geçiyor. Bu arada şunu da belirtelim, İngiliz Kuvvetleri Komutanı General Towson'ın bu dönemdeki savaş stratejisinde kendi ifadeleri, hatıralarında söylediği şekliyle daha ziyade Osmanlı kuvvetlerinin kanatlarını, kanat bölgelerini de bir yalancı diyelim ya da sahte taarruzlar yapmak ve bütün dikkati oraya yöneltmek Osmanlı kuvvetlerinin ve kendisi de aniden merkeze, Osmanlı kuvvetlerinin merkezine bir taarruz yapabilmek. Tabi yaparken de bunu yine hatıralarında ifade ediyor. Benim bir 13 bin civarında bir kuvvetim var diyor. Ben dedim ki 13 bin kişilik bir kuvvetle burada başarı sağlamak mümkün değil. Yenildiğimiz takdirde geri çekilmek zorunda kalacağız.
Kaldığımız takdirde yenilgimiz üzerine bölge halkı diyor cesaretlenecek ve bize karşı ayaklanacaklar. Bizim işimiz zorlaşacak. Bu işin bu şekilde kutun ele alıp ötesine taşımak, ötesi dediğimizde onu da belirtelim. Bu harekat niye yapılıyor İngilizler kutta ilerliyor işte Basra'dan çıkıp kuta gelip bir yukarı doğru, kuzeye doğru ilerliyor. Hedef Bağdat. Yani Bağdat'ı ele geçirmek. Bütün mücadele Bağdat'ı ele geçirmek üzerine planlanıyor. İşte hatta şunu da söylüyor hatıralarında. Bunun 13 bin kişiyle olmayacağının en büyük delili diyor. Bizden sonra diyor Bağdat'ın alan diyor General Maude'ye diyor. 100 binden fazla, 120 bin civarında bir kuvvetin verilmiş olması ve Bağdat'ı bu kuvvetle almış olması diyor. Benim diyor eleştirimi diyor haklı çıkarır diyor anılarında. Bunu ifade ediyor. Kutulamare kuşatmasındaki evet. Yaşananlar, oradaki komutanlar, hadiseler. Evet. Şimdi tabii buradaki Osmanlı Selmanlı Pak'ta Kasım 1915'te gerçekleşen Selmanlı Pak Muharebesi tabii Osmanlı'nın şeyiyle, Osmanlı kuvvetlerinin başarısıyla, zaferiyle sonuçlanıyor ve bunun üzerine İngilizler kuta çekiliyorlar. Kuta çekiliyorlar. Dolayısıyla Aralık 1915'te bizim bildiğimiz Kut kuşatması, Osmanlı kuvvetleri gelip Kut'u kuşatıyor o tarihte. İşte o sıralarda da Osmanlı 13. ve 18. kol ordular birleştirilerek 6. ordu teşekkül ettiriliyor. Ve ona da Alman General Colman der Goltz Paşa getiriliyor. Fakat yaşlı bir kişi. Onun da bu komutanlık süre uzun sürmüyor. Vefat etmesi üzerine zaten bölgeye de gelmiş olan Halil Bey, bölgede bulunan Halil Bey de 6. Ordu Kumandanlığı'na getiriliyor. Ve bu tarihten sonra biz hep şeyi görüyoruz. İşte Halil Paşa'nın komuta ettiği Osmanlı kuvvetlerinin Kut kuşatmasını görüyoruz. Yaklaşık 4,5-5 aya yakın bir kuşatma cereyan ediyor. Ve o cereyan sırasında gerçekten lojistiği de kesildiği için hatta İngilizlerin bir teşebbüsü de vardır. Yıllar mı diyelim, jurnal gemisinin teşebbüsü. Bu da engellenmek suretiyle İngilizlerin artık dışarıdan bir lojistik destek alma imkanı kalmıyor. Fotoğrafları görüyoruz. Adeta bir deri bir kemik kalmış askerler var. Ve öyle ki yine hatıralarını okuduğumuz kadarıyla 1100 adet tane şeylerini atı keserek askerlere yediriyorlar. İngilizler. Yani İngilizler tabii. İçinde Müslümanlar da var. Müslümanlar, Müslüman askerler bunu reddediyorlar bunu yemeği. Tabii büyük bir şey. İster istemez teslimden başka bir çare de. Şeyler de uçaklar da yardım getirme denemesi evet. Oluyor ama onlar da daha çok bizim hedef tutturamıyorlar değil mi? Dolayısıyla çok önemli hocam. Yani bir de savaşın kendi içinde yaşanan o özellikle lojistik desteğin yetersizliği falan her şeyin nasıl kullanıldığını gösteriyor. Bu Hintlilerin şeyi reddetmesi at eti ve katır etini reddetmesi üzerine Hindistan'dan fetvalar alıyorlar. İngilizler. Yani mubahtır şeklinde. Yani böyle her şey kullanılıyor orada. Hocam belki şey de çok önemli. Yani orada aslında tabii bir askeri zafer elde edilmiş ama toplumun, oradaki grubun Osmanlı askeriyle olan yakınlaşması da yerel güçlerin çok ciddi bir sonuç da aldı. Ben Süleyman Askeri Bey açısından hani çok tenkit edilir. Oraya geldiğinde asker yok, aşiret kuvvetleri oluşturmaya niyetleniyor diyorlar ve tenkit ediliyor. Evet Süleyman Askeri Bey ondan istifade edemedi. Kendisinin kurduğu aşiret gruplarından ama o gruplar bu kuşatmada çok katkı sağladılar. Evet. Bir de şey var. Nisan 1915 yani Süleyman Askeri Bey'in dönemiyle birlikte başlayan onun intiharıyla sonuç dönem içerisinde 1915 yaz döneminde o bölgede İngilizlerin de teşviğiyle bazı Arap kabilelerin ayaklanmaları var. Necef'te, Hille'de ayaklanmaları var. 1916'da da Hille'de bir ayaklanma daha oluyor. Dolayısıyla bu ayaklanmalar da Osmanlı şeyinde bir olumsuz etkide yapıyor. Bunu da
altını çizmekte fayda var. Tabii lokal şeylerdir, aşiretler. İngilizlerin işte parayla, başka şeylerle, onları maddi şeylerle teşvik, kendi yanlarına çekmeleriyle, isyana yöneltmeleriyle ortaya çıkan bir durum. Bu da tabii Osmanlı şeyini, adı nedir, harekatını olumsuz olarak etkiliyor. Bunun ama buna mukabil Zekeriya Hoca da kısmen evet, ifade etti kısaca. Daha büyük bir güç, önceden yapılan hazırlıkların da etkisiyle yerel güçler, Osmanlılar tabii, yanında tabii, yer alıyorlar. Bugün şeye, yani internette de birazcık araştırma yaptığımızda o aşiret gruplarının bayraklarıyla karşılaşıyoruz. Yani doğrudan doğruya. Bir de tabii ben onu şu açıdan söyledim. Aşiretler bölgeyi vesaireyi bildiği için Osmanlı orada özellikle gıda takviyesi bakımından çok büyük bir zorluk yaşamıyor. Onları nakliyede şurada burada kullanıyor. Ama şey, bunu yapamıyor İngiltere. İngiltere tek işte şeyden, nehirden gelecek ve adına da geldiği için Osmanlı askeri onu aldık da ele geçirdikleri için 270 ton gıda. Buna kendi gelen adını vermişler. kendi gelen bir hediye gibi. Şimdi ama bu öbür şeyde var. Mesela bu bahsettiğiniz insanın dışında El Halisi ailesi var, Şii bir ailedir. Ve onlar fetva çıkartarak özellikle Osmanlı ordusunun yanında savaşılması gerektiğini ve onların o aileden bir tanesi, yani müçtehit durumunda olan biri de birlikleriyle katılmıştır. Yani orada aslında bir sonraki aşamada oluşacak olan, yani Irak nihayetinde İngiliz müstemlekesi haline döndü ama o müstemlekenin de, hatta bölgedeki diğer emirliklerin de şekillenmesinde bu zaferin katkısı var. Yani bu zaferi sadece Türkler kutlamamalı, Irak kutlamalı, kutluyor. Onlar da kısmen böyle bir ara şey vardı. Bunu Kuveyt kutlamalı, bunu Katar kutlamalı. Yani çünkü onların da bir noktada bir sonraki aşamada ne olabileceği konusunda İngilizleri tereddüde düşürmüştür bu hareket. Bölge halkının kendine özgüven kazanmasını sağlamıştır. Ve şeyini, sömürgesini veya müstemlekesini kurarken buna dikkate almıştır. Kutul Ammare 1920 Irak devriminin, yani İngilizlere karşı gerçekleşmiş olan büyük, daha çok Şiilerin yaptığı devrimin de bir noktada manevi şeyidir, ilham kaynağıdır. Yani birçok yönü vardır aslında bölge tarihi açısından. Aslında bu yönleri çok yani fazla konuşuyoruz. Şunun için söylüyorum, yani aşiretlerin konjonktürel şartlara göre tavır belirlemesi sadece o bölgeye mahsus değil. Tabii. Biz Doğu Anadolu'da görüyoruz. Osmanlı-Rus harpleri sırasında bölgedeki aşiretlerin, Rus ajanlarının teşvikleriyle beraber tam savaşın en hararetli döneminde Rus tarafına geçtiğini, Rusları desteklediğini biliyoruz. Yani işte Nisan yazında Osmanlı karşısında bir İslam hareketine girişen bu unsurların, belli unsurların ilerleyen dönem içerisinde bakıyorsun ki tavır değiştiriyorlar. Şimdi yani, Mustafa Hocam, savaş esnasında biz İngilizlerin çaresiz bir anda bile teslim olmamak için çok direndiğini görüyoruz. Evet. Yani para teklifi var, farklı teklifler var. Birkaç cümleyle İngilizlerin teslim olmamak için neden teslim olmak istemiyorlar ve teslim olmamak adına neleri vaat ediyorlar? Bunları da değerlendirebilir yani, miyiz? Mesela hatırlattınız, teşekkür ederim. Halil Paşa'ya teklif edilen Genel Tavsiye'nin 1 milyon İngiliz altını, herhalde yanlış söylemiyorsam, 1 milyon sterlinlik bir şeyin. Evet, sizde... Bu ilk teklif değil mi? Teklif. Açık artırma gibi. İlk aşamada 1 milyon, sonra Lawrence, meşhur o var ya, onların casusları, Lawrence devreye giriyor ve 2 milyon İngiliz sterlini bu sefer de teklif ediliyor. Oradaki şeyleri şu, tabii ki biz buradaki kuşatma altında olan askerlerimizle gidelim, her türlü mühimmatı size bırakalım ve buradan gidenler bir daha çatışmaya da katılmayacak konuda taahhütte bulunalım ve dolayısıyla böyle bir anlaşma. Ya teslim olma utancını yaşamamak için. Evet, ve bunun için de işte 1 milyon sterlin, hatta birinci aşamada Halil Paşa reddedince İngiliz hükümetine danışarak onu 2 milyona çıkarmaları, işte Lawrence devreye girmesi, ama tabii ki Halil Paşa'nın böyle bir şeyi kabul etmesi mümkün değil. Bizim ihtiyacımız yoktu. Bir devlet olarak yeterli imkanlara sahibiz. Böyle bir İngiliz parası ihtiyacımız yoktu değil. Hocam bir küçük şey ilave etmek gerekiyor. Şimdi o aşamalarda Lawrence'in devreye girmesi aslında
önceki aşamada bu parayı yani şeye orduya bırakmak niyetindeler. Doğrudan doğruya artırıp Lavrens aracılığıyla Halil Paşa'nın şahsına rüşvet teklif ettiler. Bu Halil Paşa'nın aslında genç, henüz yani 30'lu yaşlar, 30 küsur yaşlar. Aktifte sınıf arkadaşlar Halil Paşa. Yani, dolayısıyla tabii ki. Yani aslında milli mücadeleyi kazanan Birinci Dünya Savaşı yöneten kadro 30'lu yaşlarda tabii, kadrolar. Tabii. 42 yaş grubu. Biz hatta, çok yaşlıyız onların yanında. Hatta şeyi teslim aldığında Tozentona diyor ki ben seni yaşlı düşünüyordum, çok gençmişsiniz diyor. Bizim bütün generallerimiz genç diyor. Gerçi bu tenkide tabi de tutuluyor. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerin ve diğer bütün orduların generalleri çok tecrübeli, yaşlı. Osmanlı'nınkiler daha genç olması. Bıyıkları terlememiş. Ha, yani. O da bir tenkit ama burada asıl mesele şu. O genç insanın elinin tersiyle o rüşveti çok büyük bir onur kırıcı bir davranış olarak kabul edip reddetmesi çok önemli ve çok anlamlı. Yani aslında rüşvet konusunda biraz ümitli olsa rakamlar daha da artacak gibi gözüküyor. Tabii. Yani çünkü İngilizler bu o rüşveti bizatihi kişiye Townsend teklif edemezdi. O işi ancak kötü işlerin, olumsuz işlerin yaptırdıkları aracılara, işte Lawrence'a yaptır diyorlar. Bir de tabii bu bizimkiler açıklatma elden kapatmışlar. Meselesini de şeydi hatırlatayım. 1913'te İttihat Trakya gerçek iktidarı aldıktan sonra orada yaptıkları bir yenileştirme, gençleştirme operasyonu var. Buna İsmet'in hatıralarında diyor ki bu gençleştirmeyi olumlu bir değerlendirme yaparak diyor ki bu diyor gençleştirilen diyor ordu diyor Birinci Dünya Savaşı'nda staj yaptı. Milli mücadelede ustalığını gösterdi diyor. Ama bedeli ağır bir staj olmuş. Onu da kabul ederim tabii, yani. Tabii yani. Çok ağır bedelli bir staj. Ama o döneme bakıldığında şunu da belirtelim. Kut'la ilgili son şunu söyleyeyim. Daha sonraki Halil Paşa'nın yayınlamış olduğu o orduya mesajında, kendi 6. orduya yayınladığı mesajda bir cümle aslında bu şeyi, mücadelenin şeyini anlatıyor. Veciz bir şekilde. Diyor ki Türk'ün inadı, sabrı, Türk'ün sabrı İngiliz inadını yendi diyor. Cümle yani, bu. Cümle bu. Türk'ün sabrı İngiliz'in inadını yendi. Kırdı. Sadece inadını da yenmekle yani, kalmamış aslında. Ram stratejisi. Aklını da sırtladı. Yani birçok şeyi tabii o içinde münnebiş bu evet. O şeyi. Onu ifade etmek lazım. Ben burada o çok isterseniz... önemli hakikaten aslında içinde yaşadığımız zamanlar zarfında da yani 300 yıllık bir süreç bir sonuç almak o da böyle bir sonuçlanıyor ve böyle bir ordu böyle bir sonucu kazanıyor. Hocam sizin bu babda özet konuşuyoruz zaten. Şunu da söyleyelim. Tabii şunu özellikle bu zaferin kıymetini artıran bir şey. Yani sadece bir cephede yapılan bir savaş değil. Çok cephelerde verilen bir mücadelenin zorluğu içerisinde kazanılan bir zaferdir. Zaferin kıymetini artıran husus da bu. Yani işin başlangıcı anlattığımız o tarih süreç içerisinde şeyin adı nedir? Süleyman Askeri Bey'in bölgeye geldiği sıralarda biz Çanakkale'de İngiliz Fransızlarla kara muharebelerine başlamıştık yani o tarihlerde. Hocam zaten yani, 8-10 bin tüfekten başka bir şey evet. Yok. Yani o şeyin ordu 20 küsür bin ama eldeki tüfek sayısı 9 bin civarında. Yani tüfek sayısı bile şey yeterli değil. Küçük bir sahne böyle hatırlıyorum yine orada bir komutanların hatıralarından. Yani en son kuşatmada hocam siz de bilirsiniz. Oradaki eski telgraf direklerini bir araya getirip Tarasut Kulesi yapıyor komutanlar, o genç komutan Osmanlı. Ve oraya çıkıyorlar. Oraya çıktığında komutanın elinde topçulara işaret vermek için kırmızı, yeşil ve beyaz bayrak var. Gözetliyor ki bu yani normal topçu. Tabii ilkel yani. Tabii çok ilkel. Oradan kırmızıyla işaret ediyor birinci kırmızıyla. Birinci atış yapılıyor. Geriye düşüyor. Yani beklenen şeye asıl İngiliz siperlerin düşmüyor. İadesi için yeşil bayrağı kaldırıyor. Yeşil bayrak bir öne gidiyor. Üçüncü bir atışla tevziyi tamamlatıp başlıyor. Bunu yaparken İngilizler o dört telgraf direğinin birini yıkmışlar. Yani yukarıda sallanıyor Tarasut Kulesi. Çok ilginç. Bayraklar şey için... Atış mesafeleri tabii, kademelendirme tabii, bayrakları. Tabii. Tabii şunu söylemek lazım. Bir de oraya gelen 10 bin kayıp vesaire 20 bin civarında bir İngiliz
askeri birliği var. Şimdi kurtarmaya gelenlere de hesap edersek çok daha fazla tabii. Şimdi kuşatma sırasında bir de kuşatmayı kaldırmak ve oradakileri kurtarmak üzere güneyden sürekli takviye alan bir İngiliz gücü var tabii. Oradaki meseleye baktığımızda olay çok daha büyük boyutta. Aslında Osmanlı ordusu o zaman iki kuvvet arasında. Bir taraftan tabii ki. Bir taraftan kuşatılan kuvvet, bir de arkadan gelen. Hayır şunu söyleyeyim siz. 20 bin civarında asker ve çok teknik aksam açısından da zayıf bir asker dediniz ya. Halbuki kuşatmaya karşı, kuşatılan ekibe karşı kuşatmacıların çok 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 güçlü olmaları lazım. Sonuç almaları için. Burada tersi bir durum var. Buna rağmen böyle bir sonuç almıyor. Doğusuna, güneyine, doğusuna düşen Şeyh Said de Osmanlı askerleri İngilizleri püskürterek Kut'la şey arasında İngiliz şey tarafındaki Bastırat'ta güneydeki İngiliz birlikleriyle Kut'taki İngilizler birlikleri arasına bir set çektiler. Yani o yardım, lojistik desteğin gelmesini de engellediler. Nehirden gelemiyorlar, karadan gelemiyorlar ister istemez. Akıbet belli. Yani bir tarihçiyim ama asıl sizin uzmanlık alanınız. Şu anlattıklarınıza bile bakınca aslında Kutul Amare'de hakikaten insani cesaretin yanında üstün bir askeri akıl, büyük bir askeri strateji ve azın çoğunluğa galibiyeti gibi maddi unsurların da çok iyi değerlendirildiği bir üst düzey bir akılla, bir zekayla, kurmay zekasıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Çok doğru çünkü bu Nisan ayı içerisinde yani en kuşatmanın en ağır olduğu dönemde İngilizler yanılmıyorsam 3 tane taarruzda bulunuyorlar. Yani öyle bırakmıyorlar son efendim şey gelmedi diye öyle İngilizler sonuna kadar şey yapıyorlar. Savunma ve taarruz harekatı yapıyorlar. Onlar için teslim olmak tabii sadece bir 3 bin, 5 bin, 10 bin askerin teslim değil bir devlet itibarı. Tabii. Yenilmez armadanın yere inmesi, eğilmesi anlamına geliyor. Bunun için çok direniyorlar. Evet hocam teslim oluş ve sonrası Kutul Amare'nin. Evet şimdi hocalarımızı anlattılar hocam. Tabii ki. Şimdi gerçekten bu büyük bir zafer. Yani bunu çok önemsememiz lazım. Özellikle de şu açıdan ben hocalarımıza da katılıyorum bir taraftan. Şimdi Çanakkale 1. Dünya Savaşı'nın işte belki de bir yılda bitme ihtimali olan veya en azından müttefik ülkeler öyle düşünüyorlardı. 4 yıl uzamasına yol açtı. Şimdi benzer şekilde aslında Kutul Amare'de o savaşın uzamasına yol açtı ve bunun bizim açımızdan önemi şu. Şimdi daha hemen savaşın başında mağlup olsak ve onlar çok daha güçlü olarak birçok bölgeyi işgal edecekler ve dolayısıyla geri çıkarmak onlar artık çok daha zor olacaktı. Şimdi Zekeriya Hocam çok doğru söylüyor. Yani Anadolu'nun bir de oradan işgali söz konusu olabilirdi ki. Şimdi Kutul Amare'de bir kere 4,5 ay kuşatmada oyalıyorsunuz. Onun öncesinde Selman-ı Pak'tan geri çeviriyorsunuz. Ve sonrasında zaten işte Mustafa Hocam dedi Bağdat aslında. Şimdi İngilizler Bağdat'ı İstanbul kadar önemsiyorlar aslında. Yani Bağdat'ı ele geçirmek bir nevi İstanbul'u ele geçirmek kadar önemsiyor. Çünkü işte o yüzyılların getirdiği bir süreç var. Yani bölgeye hakim olmak. Özellikle de petrol ortaya çıktıktan sonra kesin bir kanaat var. Yani muhakkak İngiltere bu bölgeye hakim olmak durumunda. Ha, şimdi işte bunlar hep geciktirildi. Yani Kutul Amare en azından daha yıpranmış olarak en azından bölgeye gelmelerine yol açtı ki ondan sonra en azından mesela biz Anadolu'da milli mücadele yapma imkanına sahip olabildik. Dolayısıyla bu açıdan da önemsenmeli tabii. Ve bu zafer kazanılırken şu da muhakkak çok üstün kuvvetler. Yani İngiltere sürekli takviye alıyor. İşte hem kendi İngiliz askerleri var orada hem de sömürge askerleri var. Özellikle mesela Hint askerleri. Onların kuşatma sırasında bazı yaşanmışlıklar var. Belki kısmen ona da değinebilir. Çünkü Hintliler zamanla özellikle Müslümanlar, tabii Hindular da var ama Müslümanlar karşılarında bir Müslüman güçle savaştıklarını fark ediyorlar. Şimdi onu fark ettiğinde itibaren psikolojik olarak bir Müslümana karşı savaşmama düşüncesiyle hareket ediyorlar. Ve çoğu bu el işaret parmağını şey yapmaya başlıyor, yaralamaya başlıyor. Ve dolayısıyla tüfek kullanamayacak, savaş dışı kalacak. Yani Müslüman kardeşine ateş etmemiş olacak. Townsend bunu fark edince bu defa bu şekilde hareket edenler kurşuna dizilecektir şeklinde çok ağır bir müeyyide
uygulamaya başlıyor Müslüman Hint askerlerine. Bu defa kaçarak Türklere katılma şeyi oluyor. Tabii ilk başlarda gelen İngiliz askeri, yani Hintli askeri, ama bizim askerler onun hangi amaçla geldiklerini bilmedikleri için onları vurdukları da oluyor. Ama sonradan anlaşılıyor ki bunlar iltica etmek üzere geliyorlar. Dolayısıyla buradan kolaylık sağlanma başlıyor Hint askerlerine. Ve değinildi ama ben de en azından isim olarak Uceymi Sadım Paşa'yı burada zikretmek isterim. Gerçekten de mesela şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda Irak cephesinde, evet yani Arapların işte isyan ettiği Hicaz bölgesinde Şerif Hüseyin isyanı olmuştur. Ama diğer bölgelerde Türklerle Araplar, hatta Kürtler bir arada savaştılar. Yani bunun da bilinmesinde yarar var tabii ki. Yani çünkü Osmanlı oraya merkezden gönderebildiği asker sayısı sınırlı. Şimdi öyle olunca işte tabii ki yerli halkla işbirliği yaparak, onları da mücadelenin içine katarak savaşmanız ancak bu şekilde başarı gelecek. Nitekim bu olmuştur. İşte mesela Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa var. 75 yaşında bir şeyde bir savaşın içine giriyor yani. Ve işte o Sabis tepelerindeki savaş sırasında şehit oluyor. Burada mesela Ali İhsan Paşa, Bilal Ali İhsan Sabis olarak bileceğimiz Ali İhsan Paşa'nın Orsun Arda Bey, Kazım Karabekir, yine onların önemli hizmetleri olmuştur. Bu vesileyle onları da Kutlamara'da savaştılar. Evet. Fahrettin Paşa var. Evet, yani sonradan aslında ismi duyulacak birçok subayımız da Kutlamara'da da savaşıyorlar. Ve işte Halil Paşa, sonra soy isminin de Halil Kut olarak alma sebebi Kutlamara'dan kaynaklanıyor. Ali İhsan Paşa Sabis soyadını buradan alıyor. Yani dolayısıyla o kuşatma boyunca yaşanan böyle çok değerli bir takım şeyler de var, olaylar da var bizim açımızdan. Ve sonuç olarak tabii ki işte atları kesip at eti yetme, biraz önce hocalarımız yine bahsetti. Yani Müslümanlar at eti yemiyorlar, işte fetva getiriliyor. Bu sefer farklı bir gerekçe öne sürüyorlar. Diyorlar ki bizim at eti yediğimizi memleketimize duyarsalar bize kız vermezler diyorlar ve gene yanaşmıyorlar at eti. Ve sonunda tabii ki o direnç kırılıyor. Yani giderek işte toplam 15 bin şeyden sayabiliriz, yani subayı, askeri, yani şey yapan, savunma durumunda olanlar. Ama bu arada sürekli takviye yapma çabası, sürekli kuşatmayı kaldırmak için güneyden İngilizlerin yaptıkları askeri harekatlar ve onlara karşı muazzam bir mücadele. Ve hiçbir zaman gelmelerine fırsat verilmedi. Yani destek almalarına fırsat verilmedi. Yani sonuçta ne oldu? Sonuçta artık dayanma noktası gitti. Yani dayanacak güç kalmayınca işte o rüşvet teklifleri vesaire, en sonunda Halil Paşa'nın bir ultimatumu var Trabzon'a yönelik. Sonra da teslim olmayı kabul ediyorlar. Yani teslim olmanız gerekir. Yani yapacak başka hiçbir şeyiniz kalmaz. Ve bunu kabul edilmesinden sonra işte 29 Nisan'da o teslim olma süreci gerçekleşti. Bir Türk Birliği hükümet merkezinde Türk bayrağı çekiyor. Ondan sonra tabii yaralılar var, çok sayıda aç insan var. Hemen onlara destekler, tedaviler, İngiliz askerleri, subayları, onların bu şekilde tedavi edilmesi. Tabii Türk tarafında gıda sıkıntısı yoktu. Dolayısıyla hatta en son gelen o Jurnal gemisinden muazzam bir ganimet kendi gelen. Özellikle uçaklardan atılan o şeylerin de, mühimmatın da, yani gıda anlamındaki mühimmatın da tam tabii ki şehre düşüremedikleri için daha çok Türklerin bulunduğu tarafa düşüyor. Ondan da yararlanıyorlar. Yani bir nevi kendi malınız gibi yiyin şeyi oluyor. Yani zaten sizden öyle almıştık bunları diye. O yardımlar İngilizlere faydası olmuş en azından. Esaret günlerinde onlara vesile. Tazım diyor ya, bütün şartlar Türklerin zafer alması için hazırdı diyor. Coğrafya, rüzgar, yağmur, çamur, her şey hazırlanmıştı. Çünkü 3 tane taşıyor şeyler, uçaklar. 3 un çuvalı taşıyabiliyor. Atıyorlar. Biri düşüyor, onu zaten ateşle yok ediyor Türk tarafı. İkisi de şey düşüyor. Evet. Türk tarafına düşüyor. Bu arada bir İngiliz uçağı da düşürdüler. Yani yerden o dönemdeki şeyleri, teknolojik imkanları düşünürseniz bir o imkanlarla bir uçağın düşürülmesi de önemlidir. Yani sonuçta evet işte o Halil Paşa'nın
Şimdi Halil Paşa şeye kadar beydi. Koç Paşa'nın ölene kadar beydi. Albay rütbesiydi. Koç Paşa öldükten sonra yani 19 Nisan 1916 itibariyle 6. Ordu komutanlığına getirildi ve paşa unvanı Mirlova oldu yani. Dolayısıyla Tavzent'e işte kılıcını iade etmesi ve sonrasında beraberce bir hatıra fotoğrafı, o meşhur fotoğrafı hatırlarız her zaman için. Bizim subaylar çok gururlu bir şekilde böyle. İngilizlerin de bir, o yüzlerindeki utanç da hissediliyor. Gerçekten yani şimdi... evet. İşte o orada... evet, o poz meşhur. Şu arkadaşlar poz, şu fotoğrafı bir alabilir miyiz? Şu yukarıdaki fotoğraf. Değil mi hocam? Şu ikisi. Oturanlar. Şu iki fotoğrafı şöyle bir yakın yansıtabilir misiniz? Orada Halil Paşa'nın yüzündeki gurur ifadesi önemlidir. Yani işte biz, yani şimdi İngilizler tabii işte ki bu zaman, diyor yani. Bu, evet yani üzerinde güneş batmayan imparatorluk. Bir de şöyle her hocam. Her zaman kazanan bir şey, bir millet ama işte burada yenildiniz yani. Yenildiniz kılıç yani. Ve silahın bile iadesinin evet. Özgüveni değil mi gösteriyor tabii hocam? Tabii ki muhakkak. Müthiş bir şey yani. Bir de şöyle düşünsenize İngilizler yani Berlin Konferansı'nı yani Kırım Harbi yani son Kıbrıs'ı, Mısır'ı pek çok darbesini yediğimiz, pek çok başımız sıkıştığında hani gözüne baktığınız bir devlet. Önce Çanakkale'de, sonra da burada sizin önünüze diz çök. Hele şeydeki, bana göre Çanakkale çok büyük bir zafer tartışılmaz ama Kutulu Amare'deki İngilizlerin yaşadığı utanç Çanakkale'den daha büyük. Tabii çünkü öbürünü müttefiklere mal ettiler. Bütün şey müttefik donanmaya. Burada İngilizler bizzatihi kendileri olduğu için o bütün... Ya, o... Sorumluluğu müttefikler paylaştı. O burada sadece İngilizler. Şimdi hoş bir şey ki Halil Paşa'nın şeyinde mi şevkini? Tabii yani o. Tabii Halil Paşa deyince de gökten zembille inmiyor. Halil Paşa'nın da başarılı bir askeri geçmişi var. Tabii ki çok iyi yetişmiş kurmaylar. Yani, Aktevin açtığı okullarda yetişmiş ki daha tabii ki Mektebi Harbiye 2. Mahmut açtı ama giderek böyle çok ivme kazandı. Eğitim seviyesinde. İkinci Akdemir döneminde evet özellikle işte kurmay kısmı falan. Hepsi kurmay zeka. Bunlar çok önemli işler de yaptılar. Şimdi mesela biraz önce işte evet rütbesi düşük ama şimdi teslim alındığında 5 tane general var orada. Onların karşısındaki ordu yani kuşatmayı yapan ordu albay. Halil Bey albay. İşte 19 Nisan'dan sonra paşa oldu. Yani 5 generalle savaşıyorsun ve üstün geliyorsun. Yani dolayısıyla bizim diğer komutanlarımız için de bu çok geçerli bir şey. Ama iyi yetişmişler. Yani bu onun şeyini çok fark edebiliyoruz. İyi yetişmişler ve onun bütün imkanlarını da kullanıyorlar. Bir de vatanseverlik duygusu çok fazla olunca yani biz savaşta yenildik tabii ki netice itibariyle ama bu tarz başarıların önemi de unutulmaz. Yani biz niye yenildik? Çünkü çok üstün güçler karşısında savaşmak zorundasın. Yani netice itibariyle hem askeri yani hem mühimmat olarak, savaş araç teçhizatı olarak işte uçaklarla da geliyorlar yani zaman zaman ve sayı olarak çok fazla olduğu için sizin insan unsurunuz giderek tükeniyor. İşte 1917 yılı Ağustos'unda artık 1315 doğumluların askere alınması mesela. Yani, dolayısıyla insan 17 yaşını 17 yaşındaki gençler. Evet. Dolayısıyla yani bu durumda kalınması nedir? Çünkü insan unsuru giderek tükendi yani. Ve bizim yenilgimizin esas sebebi odur. Yani şimdi Rusya'nın işte nüfusu o dönemde 100 milyon falan yani. 10 milyon askeri var mesela. Tabii. Almanlar mesela. Bizim Osmanlı'nın nüfusu yani 30 milyon ama onun 10 milyonu gayrimüslim. Dolayısıyla savaşmıyorlar. Dolayısıyla esas ağırlık hani Rumeli'den diyeceğim. Rumeli de elden gitmişti bu tarihte. Anadolu insanı savaştı. Hocam Anadolu insanı savaştı. Niye savaşanları var? Gayrimüslimler savaşanları var. Hayır. Hayır, Ermeniler savaşıyorlar işte yani arkadan sürekli sizi indiriyorlar. Teslim sırasındaki tercüman Ermenidir. Yani İngilizlerin tercümanı. Öyle mi? Tabii. Buyurun. Yani savaşıyorlar da böyle savaşıyorlar. Tabii bir de Mustafa Hocam da dedi. Yani birçok cephede savaşıyorsunuz. Yani sadece orada değil. İşte daha Galicia'ya gidiyorsunuz. Bilmem Balkanlar'da Selanik'te savaşıyorsunuz. İşte Makedonya'da savaşıyorsunuz. Yani oraya da çünkü biz asker gönderdik.
Ya bütün bunlar düşünün. Rusya baskısı var hocam İran üzerinden. Bak, yani müthiş bir yani baskı. O, yani o var orada. Şey var. Yani dolayısıyla kolay bir şey değildir ama yani savaşın uzaması rakiplerimizin de aslında yıpranmasına yol açtığı için o başlangıçtaki o hedefleri ve Türkleri iyice ezmek, mümkünse bu coğrafyada barındırmamak gibi bir her zaman öyle düşünceler olmuştur. Bugün de en azından bir kısmında bu düşünce var. O düşünceler gerçekleşmediler. Yani hepsini demeyelim çünkü haliyle makul Avrupalılar da oluyor yani ama ama büyük oranda Türkler mümkünse bu coğrafyada olmasınlar diye düşünen şeyler var. Şimdi Erhan Afyon cep anlatır. Ben ondan duyduğum için onun adını veriyorum. Şu Galata Köprüsü'nü geçmiş Galata'ya doğru bir Japon, bir Amerikalı tarihçi gidiyor. Şey diyor ki Japon ne güzel bir şehir. Amerikalı diyor ki bir de Türklerde olmasa. Yani esas hesaplardan biri o zaten İstanbul. İşte daha kutlamaların hemen bir ay sonrasında Saykus Pika yapıldı tabii ki. Arnold Toynbee'nin annesi yani, daha o çocukken annesi bir kahvaltı masasında ki biliyorsunuz Toynbee bizim tarihçiliğimizde de etkin olmuş bir adam. İngiliz istihbaratının da çok önemli isimlerinden biri. Anadolu'nun güzelliğinden bahsederken annesi bir ev kadını, bir İngiliz diyor ki gerçekten çok güzel bir ülke ama keşke Türklerin elinde olmasaydı. Yani o keşkeler hep var. Bu açıdan yani Kutulanmare'yi şöyle düşünmek lazım. Üzerinden güneş batmayan imparatorluğun güneşinin battığı gündür Kutulanmare. Çünkü o tarihe kadar gerçekten bu böyleydi. Ama o tarihten sonra hem bölge halkına başka bir şekilde özgüven geldi, hem daha sonraki politikalarını etkiledi, hem de ilginç bir şekilde Amerika'nın, Birinci Dünya Savaşı'nda hiç görülmeyen Amerika'nın o tarihten sonra yavaş yavaş bir aktör olarak devreye girmesine sebep oldu. Ve daha sonraki aşamada özellikle Basra Körfezi'nde hegemonya devri yani İngilizlerden Amerika'ya geçişinin de başlangıcı oldu. Evet. Şöyle bir şey aslında ben belki sonuçları açısından değerlendirmek. Sonra tamam. Birer dakikalık bir son tamam. Değerlendirmeyle veda edeceğiz. Şimdi şöyle tabii ki bölgede uzun bir süre yani Osmanlı işte 400 yıl 500 yıllık bölgede bir hakimiyeti var. Şimdi bu hakimiyette Ortadoğu zor bir coğrafya tabii hem etnik anlamda hem dini anlamda. Dolayısıyla şimdi Osmanlı o süreç içinde bütün o etnik veya dini farklılıkları bir yana bırakarak siz burada birbirinize tahammül etmek zorundasınız, tahammül edeceksiniz ve barış içinde yaşayın önerisini getirerek o şekilde oradaki işte Osmanlı barışı dediğimiz olay böyle gerçekleşmişti. Şimdi Osmanlı çekildikten sonra işte buraya gelen önce İngilizler ki şu anda da Amerika tabii ki o kendi hakimiyetini kuruyor veya kurmaya çalışıyor. Şimdi onların önerisi bunun tam tersinde. Yani siz farklısınız ve kavga edin. Şimdi Osmanlı siz farklı olabilirsiniz ama barış içinde yaşayın derken o 500 senelik bir barışı sağlayabilmişti. Ama 100 senedir kavga ediyorlar. Niye? Çünkü Osmanlı'nın o boşluğu, bıraktığı boşluğu doldurmaya çalışan İngilizlerin prensibi kavga ettirmeye yönelik. Yani ne kadar çok kavga ederseler biz o kadar çok idare edebiliriz şeklinde bir bakış açısı olduğu için tabi bunu yapınca çok da fazla tutunamıyor ama neticede böyle bir anlayış ve algıya sahipler. İngilizlerin yerine şimdi Amerika da aynı şeyi yapıyor. İşte son dönemlerde yaşadığımız her şey bunu gösteriyor. Hep kavga ettirmek üzerine. Ama kavga ettirdiğiniz zaman da orada çok duramazsınız. Yani bu her zaman için geçerlidir. Hiçbir zaman Osmanlı gibi 500 sene orada bulunmaları mümkün değildir. Her zaman yerli halk bir şekilde oradan gelen yabancıları kovacaktır. Yani böyle bakmak lazım. Şimdi tabii Kutulanmare Zaferi aslında çok kahramanlıkların, insanüstü hadiselerin, birebir olayların çok yaşandığı bir yer. Birkaç tanesi de paylaştık. Böyle bir saatte konuşulacak bir konu değil ama şahsen benim çok istifade ettiğim bir konu oldu. Biz hep Çanakkale eğer aşılmış olsaydı zaten devlet o zaman biter gözüyle bakıyorduk ama Kutulanmare Zaferi ile de bir ikinci boyuta şahit olduk. O da Anadolu'nun işgalini önleyen bir zafer olması. Evet, Anadolu o zaman İngilizler tarafından işgal edilmiş olsaydı, tarihi bir de farklı yönden okumak gerekirse,
nasıl bir milli mücadele, nasıl bir bağımsızlık, nasıl bir istiklal, nasıl bir Türkiye sorusunu farklı cephelerden cevaplandırmak gerekiyor. Yani bir tarafta Çanakkale, diğer tarafta Kutlu Amare, Anadolu'nun işgalini önleyerek aslında milli mücadelenin başarı zeminini oluşturan zaferler olarak karşımıza çıkıyor. Ben birer dakikalık değerlendirmeler sizden istirham edeceğim. Mustafa Hocam sizden başlayalım. Evet, tabii ben sözlerimin arasında da söyledim. Yani Kut Zaferi bir büyük bir zafer. Bunu hiç şüphesiz bunun itiraz edecek bir noktası yok. Ve zor şartlarda kazanılan birçok cephede savaşan bir ordunun kazandığı zaferlerden bir tanesidir. Biz Birinci Dünya Savaşı'nda Türk ordusunun kazandığı böyle altın çizilecek olan üç tane zafer görüyoruz. Bunların bir tanesi Çanakkale'dir. İkincisi Kut'tur. Üçüncüsü de son yıllarda telaffuz edilmeye başlandı. Nuri Paşa'nın Kafkasistan ordusuyla Bakü'yü almasıdır. Fethidir, öyle söylemek lazım. Yeniden basıdır. Bunların alınması lazım. Zaferler güven verir millete, millet fertlerine, kendi milletlerine, geleceklerine güven duymalarına yol açar. Şimdi Kut Zaferi, arkası, siz söylediğiniz hep vurgu yapılıyor, Anadolu'nun İngiliz işgalini önlediği şeklinde. Evet, geciktirmiştir. Önlemiştir demek biraz iddialı olur. Çünkü arkasından Kut Zaferi'nden sonra 1916 yılında biraz sessiz geçmekle beraber 1917'nin başlarında İngilizler daha güçlenerek, daha güçlü kuvvetlerle birlikte saldırıya geçmek suretiyle Kut'u da geri almışlardır, Kut da kalmamışlardır ve Bağdat'a yürümüşlerdir ve Mart 1917'de Bağdat'ı işgal etmişlerdir. Burada durmamışlardır. 24 Ekim'de Kerkük işgal edilmiştir. 24 Ekim'de. Mondros Mütarekesi'nden 3 gün sonra 3 Kasım'da Musul işgal edilmiştir. Ve işte bu süreç içerisinde yaklaşık 1916, 2 yıllık bir süre içerisinde Osmanlı ordularının mütarekenin de etkisiyle birlikte Toros Dağları'nın gerisine çekilmek zorunda kaldığını görüyoruz. Evet hocam. Yani bunun da bilinmesinde fayda var. Ona paralel olarak İngilizlerin Filistin cephesinden yukarı doğru Suriye'ye doğru da benzer bir ilerleyiş gerçekleştirdiklerinde altını çizmekte, belirtmekte fayda var. Son olarak da Tavsın'ın Kut'la ilgili söylediği bir sözü şöyle not almışım, onu okuyayım. Sözümü tamamlayacağım müsaadenizle. Diyor ki, Kutul Amare ve Cehennem'i eğer karşılaştırma olsaydı diyor, herhalde Kutul Amare'yi satar, Cehennem'i muhafaza ederdim diyor. Bir daha tekrarlar mısınız o cümleyi? Kutul Amare ve Cehennem'i eğer benim elimde olsaydı, herhalde Kutul Amare'yi satar, Cehennem'i muhafaza ederdim. Yani bunu söyleyen kim? Bir de onu da... General Tavsın. Yani İngiliz orduları İngiliz komutanı. İngiliz orduları Kut'ta yaşayan Halil Paşa'ya teslim olan İngiliz kuvvetlerinin komutanı General Tavsın'dır. Evet. Yani dolayısıyla İngilizler için anlaşılıyor ki cehennemden daha öte bir utanç vesilesidir. Çok kazanılan Kut Zaferi. Ben sizlere de ve izleyicilerimize de hem teşekkürlerim hem saygılarımı sunuyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Vahdet Hocam son değerlendirme kısa. Evet ben de tabii bitirirken aslında 105. yılında bu kutlama zaferini kutluyorum. Türk milletine tabii ki bu tür zaferlerimiz çok aslında. O bütün o şehitlere de rahmetler diliyoruz tabii ki. Rahmetle minnetle alıyoruz. Çünkü onlar sayesinde biz buradayız bugün. Şimdi zaferlerimiz çok olunca değerini belki bilmiyoruz. Yani şimdi bazı sıradan bazı ülkese mesela Romanya, bilmem Belçika işte onun gibi birçok ülke var. Şimdi onların tarihlerinde böyle Kutlu Amare gibi bir zafer olsa herhalde değil mi yılın her günü anarlardı böyle bir İngilizleri işte tarihin şu döneminde esir almıştık şeklinde. Ama bizim tarihimiz çok görkemli ve zengin olduğu için zaman zaman böyle unutuyoruz ama gerçekten her zaman hatırlanması gereken bir şeydir, büyük bir zaferdir. Dolayısıyla tekrardan kutluyorum ben de. Çok teşekkür ederim. Zekeriya. Şöyle hocam hatırlattığı için belki tanımlarken Kut'u Bakü'nün fethiyle beraber unutulan iki zaferimizdir. İki zaferimizden bir tanesidir Kut'ta. Bakü'de konuşalım. Bu evet. Bir vazife çıktı bize evet, yine. Evet. Bakü'de bir konuşmakta fayda var. Evet Zekeriya hocam son sözü. Şimdi tabii saatlerce konuşulabilecek bir zaferden bahsediyoruz.
Burada yaptığımız iş bir şekilde kaydedilmiştir. Seyredilecek ve arşivlerde de kalacaktır. Bir şeyi burada Ahmet Hamdi Tanpınar Kütüphanesi Müzesi'nden bir mesajı vermek istiyorum izninizle. Bu çok önemli. Kısmen bu zaferlerimiz konusunda veya mağlubiyetlerimiz konusunda tarihçiler kendi işlerini yapmaya çalışıyorlar. Fakat ben edebiyatçıları davet ediyorum. Bizim en büyük eksiğimiz Çanakkale'de olduğu gibi Kutul Ammare ile ilgili de edebi ürünler olmaması. Hiç çok Kutul Ammare ile ilgili. Yani, Fatih Hamdi ile konuştum. Evet. Gel konu, neyi konuşacağım? Bir şey yok ki dedim. Yani dolayısıyla bizim bölgeyi, oranın sosyal yapısını, hatta antropolojisini öğrenen ve edebiyatta ürünler ortaya çıkartan çalışmalara ihtiyacımız var ki, çünkü tarihle meseleyi uzmanlar arasında miras bırakarak devşirdiğiniz bir hadise olarak yapabilirsiniz. Ama edebiyatla bunu topluma kazandırırsınız. Bizim Kutul Ammare üzerine yazılması gereken senaryolar, romanlar ve edebi ürünlere ihtiyacımız var. Edebiyatçılara bir çağrım olsun bu benim. Çok teşekkür ediyorum. Değerli takipçiler, sevgili seyirciler, Alay Köşkü'nden, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nden 105. yılda Kutul Amare'yi konuştuk. Kiminle? Zekeriya Kurşun, Mustafa Budak ve Vahdettin Engin hocalarımızla. Bundan sonra da programı eşinize, dostunuza takip etmek isterseniz YouTube hesaplarımızdan da izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ben hem değerli misafirlerimize hem organizasyonumuza emek veren mesai arkadaşlarımıza, bu programı bizlerle birlikte paylaşan İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak düzenlemiş olduğumuz bu programa paydaş olan, paylaşan belediyelerimize çok teşekkür ediyorum. Şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor. Onların o ruhlarını, fedakarlıklarını ve gayretlerini anlayacak idraki bize de nasip etmesini şu mübarek Ramazan günü Allah'tan niyaz ediyorum efendim. Nice zaferlere, hoşça kalın.